Milletvekilleri, Trabzon milletvekili olarak şehrim adına son derece önemli gördüğümüz insanımızın kaynaşmasına, tanışmasına, birlik ve beraberliğine katkı yapmasını amaçladığımız yarın Ankara'da başlayacak olan Trabzon günleri için bilgilendirme yapmak ve bir davette bulunmak üzere huzurlarınızdayım. Trabzon yıllardır Ankara'da, Türkiye'nin diğer illerinde ve hatta yurt dışında pek çok etkinlikle adından söz ettiren örnek bir şehir. Yarın başlayacak olan Trabzon günleri vesilesiyle Trabzon'un güzelliklerini, zengin kültür öğelerini bir kez daha Ankara'da, Türkiye'mizin başkentinde Atatürk Kültür Merkezi'nde sergiliyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda Trabzon'a olan ilginin artarak devam edeceğine yürekten inanıyor ve Trabzonlular olarak Trabzon'un gördüğü ilgiden, Trabzon'un değerlerini tanıtmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Trabzon her fırsatta dile getirdiğimiz gibi pek çok konuda öncü olan bir şehir. Kendine özgü kültürü, müziği, horonu, zengin mutfağı ile Trabzon kendisini tanıyan herkesi şaşırtmayı ve büyülemeyi başarıyor. Binlerce yıllık tarihin mirasçısı. Trabzon bugün metrekaresine en fazla spor tesisi düşen altyapısı ve spor kültürü ile sporun başkenti. Ve Trabzon metrekaresine en fazla sanatçı düşen şehir olarak bir sanat şehri. Turizmde Türkiye'nin yeni parlayan yıldızı olma yolunda hızla ilerleyen yeni bir cazibe merkezi. Trabzon tüm bu özellikleriyle gerek geçmişi, gerek bugünüyle tanınmayı ve tanıtmayı hak ediyor. Diğer yandan artık geleneksel hale gelen bu etkinlikler bir şehrin tanıtımından çok öte anlamlar taşıyor. Ülkemizin bugün en çok ihtiyacı olan birlikteliğin, kardeşliğin, her görüşten, her düşünceden insanların kaynaşmalarının güzel bir örneği oldu. Siyaset üstü değerlerin paylaşıldığı ve konuşulduğu bir platform işlevi gördü. Birçok vatandaşımızın yanı sıra buradaki pek çok değerli siyasetçimizin de aralarında bulunduğu çok sayıda önemli siyaset ve kültür sivil toplum insanını ağırladım. Bu tür etkinlikler ülkemizde yaşayan farklı etnik ve kültürdeki insanlarımızı bir araya getirmek için adeta bir vesiledir. Farklılıklarımızı zenginlik gördüğümüz zaman evrensel ve anlamlı bir kültürün temellerini birlikte atmış olacağız. Bu tür etkinlikler Batı ile Doğu'yu yakınlaştırdığı gibi Kuzey ile de Güney'in kucaklaşmasına vesile olmaktadır. Aynı zamanda bu kültür kucaklaşması geçmişle gelecek arasında bir bağ kurmakta ve kuşakları birbirine bağlamaktadır. Genç kuşakların kültür çeşitliliğine şahit olmasına neden olan bu etkinlikler evlatlarımızın araştıran, sorgulayan, düşünen, örf ve adetlerine sahip çıkan kişiler olmasını da sağlamaktadır. Karadeniz içinde filizlenip toplumun her kesimine yayılan bu zengin kültürümüz, ülkemizin dört bir yanındaki yansımalarıyla birlik ve beraberliğimizin adeta teminatı olmuştur. Bugün sadece İstanbul'da 500 bini aşkın Trabzonlu hemşehrimiz yaşamaktadır. Bugün Ankara'da, Bursa'da, Kocaeli'nde, Van'da, Amasya'da, Hatay'da, ülkemin pek çok vilayetinde hemşehrilerimiz örf ve adetlerine sahip çıkmakta ve milletimizi de, devletimizi de birlik ve beraberliğiyle kucaklamaktadır. Kıymetli vekillerim, bilindiği üzere Trabzon bir medeniyet şehridir. Fatih'i Fatih Sultan Mehmet, valisi Yavuz Sultan Selim, tüm dünyaya hüküm süren Kanuni Süleyman'ın da doğum yeri Şehzadeler kentidir. Köklü tarihinin yanı sıra zengin bir kültür ve sanata da sahiptir. Horonuyla birlik ve beraberliğin sembolü olmuş, kemençe ve kavalıyla da gönüllerde yer tutmuştur. Mısır unundan kuymağına, kara lahanasından hamsisine kadar sofralarımızda bulunan bir lezzet ve kültür çeşitliliği, zenginliği oluşturmuştur. Mesela Sümele Manastırı'ndan Uzungöl'üne kadar tarihi ve doğal güzellikleri, mavi ile yeşilin her tonunu barındıran, Beşikdüzü'nden Of'a kadar yeşil bir cenneti andıran Trabzon'u her yeniyle tanıtabileceğimiz bu etkinliği bütün milletvekillerimizin katılımını arzu ediyorum. Mevlana'nın dediği gibi, birlikten rahmet, ayrılıktan azap doğar. Gelin birlik olalım. Karadeniz'i, Ege'si, Doğu'su, Güney'i, Batı'sı ve İç Anadolu'suyla. Gün birlik olma vaktidir. Bizler hep şunu söyledik. Trabzon'un tesi, Türkiye'nin tesidir. Trabzon bu ülkenin çimentosu, birlik ve beraberliğinin teminatıdır. Siz kıymetli vekillerimizi ve ekran başında bizi izleyen tüm vatandaşlarımızı, birliğimizin teminatı olan kadim şehrimiz Trabzon'u yaşamak ve tanımak için Trabzon günlerine davet ediyorum. Gelin hep beraber el ele horon oynayalım. Kardeşliğimize, birliğimize, geleneklerimize, birbirimize sahip çıkalım. Gelin tanış olalım. Hepinize Trabzonlu günler diliyor, Yüce Meclisi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum.